Sevgili seyircilerim, merhaba. Bugünkü konuğum bir filmi oyunculuğuyla baştan sona alıp götüren, mesleğine tutkuyla bağlı, karakterden karaktere geçmeyi ustalıkla başaran önemli bir oyuncu. Mütevazi kişiliğiyle benim kalbimde apayrı yeri olan sevgili Ruhi Sarı bizimle. Hoş geldin Ruhi. Hoş buldum. Gerçekten hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle nasılsın diye sormak istiyorum. Şahaneyim. Yaşasın. Keyifliyim. Memnun oldum. Üretimle geçen her an çok keyifli kılıyor bizleri. Ben de öyle güzel bir dönemdeyim. Çok mutluyum. Ağzımın tadının kaçmaması için. Ben de yapıyorum. Allah devamını getirsin inşallah. Sen memur bir ailenin çocuğu olarak Trabzon'da dünyaya geldin. Evet. Baban İstanbul'a tayin olunca aile İstanbul'da oldu. Ama o dönemi hatırlamıyorum tabii, çok küçüğüm. Herhalde. İkili yaşlarda, 2,5 yaşında İstanbul'a geliyoruz. Suadiye'ye. Sonra babamın memuriyet hayatı bitiyor ve bir ticaret hayatına giriyor. Ve Suadiye'den Kartal'a geçmek aslında benim hayatımın her şeyini değiştirdi. Onu soracağım çünkü tiyatroyla tanışman aşağı yukarı ortaokul yıllarında evet, olmuş. Evet. Peki yeteneğini fark eden sen miydi yoksa birileri mi seni aslında fark etti? Galiba yönlendi. Hayat biraz hayat fark etti. Yani şöyle ki ben çok tiyatroyla bir düşüm hayalim yoktu. Hı hı. İlkokulda halk danslarıyla ilgiliydim. Ortaokulda da işte devam etmesini istiyordum. Çünkü çok seviyordum. Folklor deniyordu o zaman. Hı hı. İşte orta birde bu eğitsel kollar vardı. Rehberlik dersi öğretmenimiz o eğitsel kolları seçerdi. Ben tiyatro kolunu yanlış duyup, yani onu halk oyunları eğitsel kolunu zannedip elimi kaldırdım ve sırtta tek el kaldıran bendim. Ve oraya seçildim. Ve o hafta hafta sonu yapılan tiyatro kollu eğitsel kollar çalışmasına, toplantısına katıldığım günden itibaren tiyatro hayatıma girdim. Bitti. Evet. Lise yıllarında amatör olarak evet, ilgilenmeye başlıyorsun. Az önce söyledin ya Kartal Sanat Tiyatrosu. Evet. Senin için çok önemli. Çok. Böyle bir amatör ruhla bu kadar profesyonel işler yapan insanlarla birlikteydim demişsin bir evet, söyleşinde. Biraz anlatır mısın Kartal Sanat Tiyatrosu? Şöyle başlangıçta gerçekten amatör bir tiyatro topluluğu olarak kurulduk. Hatta ilk ismimiz Kartal Gençler Tiyatrosu'ydu. Kurucuları Nihat Nadi Ülger benim liseden işte Kartal Lisesi'nde ortaokulu okuduğum yıllarda liseli abilerimdendi. Ve onlar zaten çok lisede de çok özel işler yapıyorlardı. Sonra biz bunu devam etmek için dışarıda ve profesyonel hayatta bir araya geldik. O zaman belediyenin bünyesindeydik. Sonra ama Kartal Gençler ismi çok kulüp ismi gibi. Hani bizi ciddiye almazlar bu isimle. Onun için sanat tiyatrosu koydu. Ve büyük büyük ustaları getirerek, hocaları getirerek bizlere tiyatronun o ilk eğitimlerini verecek isimlerle bir araya gelerek Kartal Sanat Tiyatrosu'nu kurduk. Ve Kartal Sanat Tiyatrosu profesyonel bir tiyatro olarak kuruldu ama her zaman amatör ruhunu hiçbir zaman bırakmadı. Evet. Hala bile, bugün bile amatör ruhla yürüyen bana göre son derece profesyonel bir tiyatro topluluğudur. Sen de öylesin. Teşekkür ederim. Benim hoşuma giden yönün bu. Ne kadar yükselsen, ne kadar büyüsen, ne kadar güçlü bir aktör olarak anılsan bile tevazu elden bırakmaman. O benim çok hoşuma gidiyor. Bu şey tiyatro değil aslında. Bu hani büyük bir nasıl diyeyim? Bu bir özellik değil. Bu yaradılış, insan olmanın getirdiği bir şey. Yani insan kendini daha nereye koyabilir ki? Yaptığıyla mutlu olan, yaptığını seven, yaptığı işi seven, gönüllüsü olan herkes duracağı yeri bilir. Çok güzel. Şaka maka 35 yıl değil mi tiyatro? Yani Cahit Sıtkı Tarancı'nın dizeleri gibi. Yılın neredeyse yarısı. Ömrün yarısı. Ben mesleğin başında izliyorum hala, sizde bende. Dün başlamış gibiyiz, aynı ruhumuz devam ediyor. 35 yıl ne ara geçti bilmiyorum ama güzel geçti, iyi ki de geçti. Beslendik oralardan. Senin unutamadığın
oyunculuğumda bana her zaman yol gösterdi, benim rol modelimdir dediğin hocaların, rol arkadaşların mutlaka olmuştur. Olmaz olur mu? Çok insandan çok şey öğrendim ama böyle kendime idol olarak ya da hani... Ya bir sözü... Bir... Ama şunu yaptım. Mesela o çok özel bir isimdir. Ortaokul sıralarında biz, o dönemlerde çok fazla oyunlara gidebilme şansımız yoktu oyun izleme. Çünkü Kartal'daydık ve... Kartal o zaman çok uzak bir yerdi. Evet, şeydi. Bugünkü... Evet, çok nadir oraya bir oyun gelecek ve onu göreceksiniz. O dönemlerde şey vardı, bu Deve Kuşu Kabere'nin kasetleri vardı. Teyp kasetleri. Hı-hı. Ben Metin abiyi, Metin Usta'yı çok taklit ederdim. Çok hem de ederdim. Yani hatta o kaseti çalıp playback yapardım onun bütün şakalarını. ve... Çok İlla şey öğrendim onu. Olmak gerekmiyor değil evet, mi? Evet, hiç tanışmadık. İzleyerek de, onu takip ederek de insan etkilenebiliyor. Evet. Kartal Sanat Tiyatrosu sayesinde yolun değerli yönetmenlerden Tunç Başaran'la karşılaşmış. O muhteşem bir hikayedir o. Ona da Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. İlk hocamdır benim sinemada. Değil her mi? Şeyimdir, yol gösterimdir. Hatta şöyle başka... Başlangıcı anlatırım ama finalde bir hikayemiz var. Onu anlatayım. Lütfen. Ben ikisi bir arada isimli bir oyunla Bandırma'ya turneye gittim. Ama hiç haberim yok seyircilerin arasında Tunç yönetmen abinin olacağım. Olduğundan. Tunç abi en önde oturuyor. Bu dediğim çok eski bir tarih değil yani bir 10 senesi var. Sahneye çıktığım an onu gördüm seyircilerin ortasında ve konservatuar giriş sınavı gibi oynamaya başladım. Elimi nereye koyacağımı şaşırdım. Heyecandan öleceğim. Boğazım düğüm düğüm oldu. Finalde de bunu seyirciye söyledim. Çünkü çok özlemiştim. Ve ilk kez beni sahnede izlediğini... Seni sinemayla tanıştıran kendisi çünkü. Çok, çok büyük heyecandı benim için. Sen de gitme Trianda Filiz. Evet. Evet. Orada sana rol vermiş. Görüntülerimiz var. Sonra o film neler getirdi sana konuşuruz. Lütfen anne. Aç. Aç kapıyı. Hadi aç. Lütfen anne. Aç. Rifat Gıcı oldu. Karim çocuk oldu. Çocuk Karim oldu. Güzel oyun oldu. Hoş geldin Rıfat. Şunlara bir bak da olmazsa üstüne uyduruveririm. Sağ ol ana. Bakalım ne kadar devam eder bu iş. Sonrası Allah kerim. Ne güldün ana? Hiç. Çoktandır bu eve erkek parası girmemişti de. Küçücükmüşüm. Daha ilk filminle Antalya Altın Portakal, Adana Altın Koza, Ankara Film Festivali gibi çok önemli festivallerden umut veren erkek oyuncu ödülünü aldı. Ama bunlardan haberim yoktu. Yok. Bir dönem oldu. Gidip ödülünü almadın mı yoksa? Yok hiç haberim yok. O zamanlar cep telefonu falan yok, da olmadığı tabii. İçin birilerine ulaşmak o kadar kolay değil. Günler sürebiliyor bu. Ben de Konya'daydım o zaman. Ay yazık o heyecanı yaşayamadım. Ankara'ya geldim. Ankara'dakini aldım. Çünkü Tunç abi artık senin için sahneye çıkmayacağım. Gel ödülünü al. Daha önce hep o evet. Ankara'ya yetişebildim ama Antalya'yı ve Adana'yı kaçırdım. Ama zaten filmi seyreden herkesin dikkatini çektin ve iyi oyuncu olarak artık anılmaya başladın. Değişti her şey. Güzel oldu. Yani... Çok güçlü bir başlangıç olmuş senin için. Benim için de şöyle bir şansı oldu. Bu benim aynı zamanda da aileme ispatımdı. Yani bir şeyi çok istersen... Önce annenin babanın gözünde görmek istiyorsun değil mi takdiri? Evet, evet. O çok önemliydi ve ondan sonra sana bakış açısı da değişiyor. Destekler de değişiyor. Ödüller çok kıymetlidir. Ödüller... Hele genç oyunculara verilen ödüller onları daha motive eder ve
umutsuzluklarını her zaman üstüne örter ve yeniden ayağa kaldırır onları. Yani çok güzel. Gençlere verilmesinden yani, takdir kazanmak biz oyuncular için evet. Sanki yani daha iyisini yapalım diye bize hem sorumluluk veriyor hem güç veriyor. Evet. Sen de daha başlangıçta ödüllerle tanıştın. Aslında göründüğünüzü de gösteriyor. Yani evet, evet varım ve bunu birileri fark etti. O görebilen gözlerine, o dönemin tüm jüri üyelerine bugün bile teşekkür ediyorum. Onların o gören gözlerine. Peki, içinde böyle ufak endişelerin oluyor muydu? Bir daha bunu yakalayamazsam, daha iyi bir şeyle karşılaşamazsam. Genç yaşların getirdiği bir şey var. Yani o an şunu hissedebiliyorsunuz. İşte o ödüllerde olunca. Ben oldum dediğiniz bir an oluyor. Yani ben olduğumdan kastım şey şu. Bundan sonra hep gidecek. Başka şeyler oynayacağım. Ben de o çok kısa sürdü Allah'tan. Çünkü ben rol oynamanın peşine düştüm. Ne oynayacağımı değil. Oynadığım tamam. Şeyin ne olduğuydu kıymetli olan. Orada aslında kendimi mutlu kıldığımı seneler sonra farkına vardım. Sonrasında usta çırak olarak devam ettiğin eğitim hayatına konservatuvarda devam. Evet. Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladın ve ilk zamanlar gayet mutluymuşsun ama sonradan işte hep o ödüller. O ödüllerin yüzünden galiba zor bir dönem başlamış senin için. Birçok sanatçının belki de başına gelmiştir. Başta takdir edilmeyip sonradan. Belki o da bir ödüldür bilemem. Yani mutlaka hayatımızda her şeyin bir sebebi var. Konservatuvardan ayrılmak durumunda evet. Kalmışsın o dönem ve sonradan keşke devam etseydim dedin mi? Yani konservatuvarı bitirememiş olmak bir içinde ukde olarak kaldı olmaz mı? Olur mu? Benim tercihim değildi bitirmemek. Ben yaptığım işin akademik eğitimini de almayı çok istiyordum. Öte yandan daha bir içimde ukde bıraktığı şey üniversite mezunu olamamak. Mesela bu hayatım boyunca benim için çok önemli olmayabilir ama mesela annem bu yüzden üzüldü ve onun üzülmesi beni çok üzdü. Yani çünkü elimden eğitim hayatımı aldılar ve bu sadece hani çok göreceli bir işte birkaç kişinin kararıyla oldu. Ve o çok böyle şeyi merak ediyorum. Peki sonraki yıllarda o jüri karşılıklı oynadınız mı bir de üstelik? O zaman nasıl hissettin? Aslında bir parça onlar için zordu benim için. Evet, benim sizin için. Vermediğiniz takdiri. İade itibar gibi bir şey de oldu aslında da. Ama çok da kimseyi suçlamadım. Ben de bunu hani kotarabilirdim belki o dönem. Gençliğin getirdiği bir şey, o dik başlılık da belki sonu hazırladı. Ama hayırlısı buymuş. Yani ben hep ne yaşadıysam doğru olduğunu düşündüğüm için pişmanlıklarım yok mu? Var. Ama o pişmanlıkları da yaşamam gerekiyordu diye düşünüyorum. Mükemmel bir düşünce. Herkese tavsiye ederim. Gerçekten öyle. 97 yılında Zeki Demirkubuz. Evet. Hem yapımcı, hem senarist, hem yönetmen. Benim de çok 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 beğendiğim bir yönetmen. Üçüncü sayfada sana başrol verdi. Aynen öyle oldu. O da işte hayatımın diğer bir köşe başı. Yani diğer bir başlangıç noktası. Değil mi? Zeki ile çalışmak çok farklı bir çalışma biçimiyle girdi hayatıma. Ve o da işte hani hep iyi yapımlarda bulunduğunuz zaman daha iyiye gidecekmiş gibi düşünüyorsunuz ya. Aslında daha zora gidiyor her şey. Çünkü iyi bir yapımın içinde olunca sonrasındakileri beğenme ihtimaliniz çok düşük oluyor. Yani çünkü keşke hani sona doğru mu en iyiye gitsek. Yani en böyle iyi merdivenleri çıkarak varsaydık diyorsun. Onda da haklısın. Daha büyük bir sorumluluk. Daha... Benim sinema oyunculuğumda Zeki'nin çok emeği vardır. O çok şekillendirmiştir onu. Doğal oyunculuk yani gerçeklik duygusunun üstüne çok fazla çalışmıştık ve bazı işlerde fark eder izleyen ya da benle çalışan ne kadar doğal duruyor dendiği her yerde
üçüncü sayfanın bir şeyi vardır, izi vardır aslında. İzi vardır. Görüntülerimiz var. Aa, çok 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 merak ettim. Üçüncü sayfadan, evet. Nasılsın? İyiyim. Kapıda baygın yatıyordun. Nerede çektirdin bu resimleri? Setlerde. Oyuncu musun sen? Tam sayılmaz. Yardımcı rollere çıkıyorum. Mahsun'un dizisinde rol mü aldın? Evet, ufak bir şey. Her hafta seyrediyorum ama seni pek hatırlamadım. Hangi rolde oynadın? Mansur'un arkadaşlarından birini. 3 bölümde oynadım. Sahiden maça mı kendisi? Bilmem. İyi bir insana benziyor. Sen de hiç kaçırmamışsın. Fotoğraf makinesi taşıyordun herhalde yanında. Çok zor bir iş. Bu filmle de ödüllerin var. Sadri Alışık, Çağdaş Sinema Oyuncuları, o çok Sinema kıymetli. Yazarları Derneği. Evet. Çasot'unki çok kıymetliydi. Çünkü oyuncuların verdiği bir ödüldü. Ve hepsi ustam olan oyuncuların verdiği bir ödüldü. O inanılmaz mutlu etmişti. Yeri ayrı diyoruz. Evet. Karakterin sahip olduğu o gerçekliğe sahip olmak gerekir. O kadar gerçektin ki bence başarın bu doğallığından, bu gerçek. Yani o kişiydin sen. Orada bir aktör gibi görmüyorduk insanlar seni. Galiba başarının nedeni o. Ben i̇şte öyle Zeki'nin görüyorum. Derdi yönetmenin buydu tabii ve burada. Biz çok güzel bir anlayış yakalamıştık birlikte. Yani bana çok güzel bir yol açmıştı. Oradan yürümek kolaydı. Yani sizi gerçekten yönlendiren, doğru ifade edebilirse kendini, oynamak çok kolay oluyor. Çok kolay oluyor. Gerçekten çok kolay oluyor. Hele partneriniz Başak'la çalışmak da benim da en büyük şanslarımdan biriydi. Ekip çok iyiydi. Senaryo muhteşemdi. Hiçbir şey olmayacak gibi duran anlarda çok şeyler oluyordu. Zaten derdimiz de oydu. Hayatın kenarında, kıyısında, köşesinde kalmış silik bir İnsanlar. Karakteri. Bir filmin başrolü, baş karakteri yapmak o dönemler cesaret işiydi. Ve muhteşem bir şey yaptı. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Tekrar hem seni hem Zeki'yi kutluyorum gerçekten. Zeki'nin her bir filmi çok 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 değerli. Çok. Çok az üretiyor ama çok güzel işler yapıyor. Sinemadan sonra seni televizyon ekranlarında görmeye başladık. Yalan, zilyoner falan derken TRT ekranlarında 7 numara. Ben hep TRT'de doğdum gibi hissediyorum. Yani onu hep söylüyorum. O ilk zilyoner ve yalan, onlar çok küçük oynadığım şeylerdi. Ama 7 numara. Numara ve Yeditepe İstanbul. Şaşıfelek çıkmaz. Aslında ilk Şaşıfelek'tir. Yeditepe İstanbul var. O benim için başyapıt. Evet, bence de öyle. Onları şöyle bir hatırlayalım. Ne bir kolaj yaptık arkadaşlar çünkü. Çok güzel bir aile şirketimiz olur. Hem senin için de güzel bir gelecek temin etmiş oluruz. Hı? Bence siz 200 milyon borç verin yeter. Bu durumda en fazla paranız batar. Ama ablamla ortak olursanız uğrayacağınız manevi yıkımın boyutlarını tahmin bile edemezsiniz. 1,5 saattir bekliyordum. Bir işi falan çıkmış olmasın. Bende bir tane jeton var, satılmış. İstersen telefon edelim. Edelim de telefonunu vermedi ki. Nasıl yani? Canım cinlenme hemen. Nasıl olsa evden alar bizi. Ayağına kadar gelmiş yetenekleri elinden kaçıracak halin yok ya. Biz dün ona evin telefonunu vermediydik. Sen verdin herhal. Yok. İstemediydi ki. Kolay gelsin. Eyvallah. Ya burası 9 numara değil mi? Evet. Neyse, doğru geldik. Birini mi aradın birader? Ha evet. Kız arkadaşım, adı Duru. Buraya taşındılar. Kız arkadaşın mı?
Evet. Yoksa yanlış mı geldi? Yanlış. Meral Okay'ı anmadan bunları izleyemiyoruz. Hem senaryo yazarı, hem oyuncu, hem sanat hayatımızda birçok kişinin elinden tutmuş. Çok değerli bir dost. Çok sevgili bir dostu. Sen neler söylersin Meral'le ilgili? Yeditepe'de anneanne torun oynadık biz ya. Meral ablayla. Aslında annesi gibi. Anneannesi ama annesi. O yetiştiren oydu. Büyüten de oydu. Bir iki bölüm sonra bayağı abla kardeş durumundaydık ve çok şey öğrendim Meral abla. Değil mi? Yani sadece oyunculuk veya senaristlik üzerine söylemiyorum bunu. O kadar çok eskiden sürelerde kısa olunca birlikte vakit geçirme, sohbet etme vaktiniz çok oluyordu. Hayatı dinledim, hayatı öğrendim. O kaçırdığımız ve ucundan yetişebildiğimiz isimlere dokunmuş birinden bir şeyleri dinlemek çok yol gösteren. Ne büyük zenginlik gerçekten. Evet. Yani birkaç kitap okumuş gibi oluyorsunuz yani. Bir öyle bir isimle aynı ortamda sohbet ettim. Hakikaten o diziler şöyle tekrar gözümün önüne gelince ne kadar değerli oyuncular yer aldı. Özellikle Yeditepe İstanbul. Yeditepe İstanbul değil mi? Say say bitmez. Çok özel bir işti. Çok sıcacık bir işti. Yani şimdi arıyor insan böyle dizileri. Ya aslında arıyor tabii de ama her iş dönemiyle güzel. Yani niye hala seyrediliyor? Hala ama bizler seviyoruz. Yeni jenerasyon büyürken onlara çok yabancı bu mahalle duyguları. Başka bir hayatları, başka bir dünyaları var. Onların da yıllar sonra kendi çok lezzetliydi diyecekleri şeyler olacaklar. Evet. Yani, hep öyle oluyor. Çünkü hayat değişiyor, hayat büyüyor. İnsanlar her gün değişiyor. Her gün değişiyor. O yüzden de bunları bir böyle önceki nostalji olarak anmak bize keyif veriyor. Ne kadar küçükmüşüz ama onu görüyoruz. Ya çok küçüksün yani orada daha. Bir de fizyonomi olarak da sen minyon bir tipsin. Orada iyice çocuksun yani. Bu kadar daha henüz kariyerinin başındasın ve birbirinden güzel işler yaptın. Evet. Bu bir şans mı? Bilemiyorum. Seçim mi? aslında o dönemler çok fazla seçim yapacak şansınız yok. Özel kanalların yok, çok az olduğu dönem. Yılda sadece 4-5 tane filmin çekildiği ve gerçekten genç oyuncuların sinemada şans bulması çok zor olduğu dönemler. Bugün gibi teknik imkanlar çok değil. Ya. İsteyen herkes film çekebiliyor şu anda ama o zaman bir kere negatif diye bir şey vardı ve hani en fazla benim o 3. sayfayla Altın Portakal'a gittiğimde o yıl 10 tane film çekilmişti Türkiye'de. Başka yok. 97 miydi? 3. sayfa. 3. sayfa 97 evet. İşte o yıllar sinemanın çok kısır olduğu, işte ondan, üretimin adeta durduğu. Türk sinemasının yeniden aslında şekillendiği ve yeniden yazıldığı bir dönem. Evet. Yani tekrardan küllerinden doğana kadar bir dönem böyle bir şey geçirdi. Genç kuşak yönetmenlerin çıktığı. Evet. Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, Derviş Saim. O dönemler film yapmaya başladı. Ya hepsi birbirinden kıymetli. sen böyle karakterlerden karakterlere geçebilen bir oyuncusun. Hani bazı oyuncular bir tipin çeşitleri oluyor hayatlarında ama sen her türlü karakteri altından kalkmayı başarabiliyorsun. Teşekkür ediyorum. Sana bir rol teklif edildiği zaman ya da senaryo eline geçtiği zaman en çok neye dikkat edersin? Önce o karakterin gerekliliğini düşünüyorum. Yani o senaryoda bu karakter olmazsa senaryoda bir şey eksiliyor mu? Ona bakıyorum. Eğer eksiliyorsa evet kıymetli bir karakterdir. Oynamam gerekir diye düşünüyorum. İkinci aşamada da o karakteri kendi bedenimle tanıştırmaya çalışıyorum. Sonuçta ben değilim ama benim bedenimde var olacak birilerinin hayalinde canlanmış bir karakteri nefes aldıracağım, yürüteceğim, konuşturacağım. Burası da benim
zevk alacağım, keyif alacağım kısmı olacak. Evet. O yüzden de bir baksın bana merhaba diyebiliyorsa Ruhi'ye. Ruhi de severse eğer onu, beraber yolculuğumuza başlıyoruz. Peki o karaktere hazırlanışın, yani her oyuncunun bir karaktere hazırlarken bir çalışma metodu evet. var. Kendimize göre yollarımız var. Sen nasıl bir yol izliyorsun? Benim bir metodum yok aslında. Yani çünkü her şeye farklı bir çalışma, her filmin, her tarzın farklı bir yolculuğu var, serüveni var. Evet. Ama şöyle bakıyorum ben, sinema için şöyle bakıyorum. Özellikle senaryosunu yönetmenlerinin yazdığı hikayelere bambaşka bakıyorum. Çünkü onlar bir düş görüyorlar. Düşlerinde beni görmek istiyorlar. O zaman ben çok fazla bir şey yapmak istemiyorum. Boş bir hamur olarak ellerine gelmek istiyorum ki onlar şekillendirsinler. Ama klasik bir işin içerisinde tabii bir takım kurallara, bir takım gerçekliklere ve metotlara başvuruyorum. Dediğim gibi her şeyin, her çalışmanın farklı bir metodu var. Farklı bir hazırlık. Tiyatroda bambaşka bir hazırlık çalışmam var. Televizyonda çok fazla hazırlık şansımız olmuyor. Çünkü zamanla yarışıyoruz. Hani ilk 4 bölüm karakteri çıkarttıktan sonrası kolay oluyor zaten. Bir rutine giriyor. Seyircisi ama hiçbir zaman elinize baştan sona kadar bir yani, senaryo geçmiyor. Şimdilerde, 1-2 bölüm geçiyor. Şimdilerde geliyor. Bu dijital platformlar bunu sağladı. Çok mutluyum orada. Evet, ondan da söz edeceğiz. Ben etmeni isteyeceğim sana. Şimdi böyle birkaç tane bölüm geliyor. Evet. Orada karakterini görünce biraz heyecanlanıyorsun. Çalışma başlıyor. Bir müddet sonra rol yaratıcı olmamaya, monotonlaşmaya başlıyor. Sen kendini tekrar etmeye başladığını evet. hissediyorsun ve rahatsız oluyorsun. Öyle bir durumda ne yaparsın? Vallahi ben şunu söyleyeyim. Sadece monotonlaşmak değil. Mutsuzsam durmuyorum. Yani, ve izin istiyorum. Çünkü mutsuzsam mutlu edemem kimseyi. Mutlu edemezsem mutlu olanların da mutluluğuna çapak yaparım. O yüzden ya hep beraber mutlu olacağız ya da mutsuz olan gitmelidir oradan. Efendilik bende kalsın. yani senaryonun gidişatından söz ediyoruz ama aslında yönetmenle oyuncu arasındaki iletişim. Az önce Zeki'den söz ederken süreci birlikte anlamak, yönetmenin vizyonunu anlamak, karşılıklı o güven kazanabilmek, onun işini kolaylaştırmak istemek, yani onun o eseri gerçekleştirebilmesine katkıda bulunabilmek. Çok. Senaryoda olmayabilir, farklı alternatif durum teklifleri olabilir. Ya yani bunları yapabiliyorsan kendini de özgür hissediyorsun. O güveni kazanmışsın ya da o güveni vermişsin hissediyorsun. O zaman bambaşka oluyor değil mi çalışma? Tabii. Bir de sinema yaparken yani sinemanın özellikle kendine ait bir büyüsü var. Var. Yani bunu benim sizin yanınızda söylemem çok abes bir durum ama. Bilirsiniz hani bir sahne çekerken o anki atmosfer, o anki doğa size bir şey sunar. Hiç hesapta olmayan. Değil mi? Bir yaprak düşer önünüze ve bambaşka bir şekil alır oyunculuğunuz. O anki oyununuz. Oradan bir kere geçer sizle oynar farkına varmadan. Siz de devam edersiniz. Yönetmeniniz bambaşka bir şey kurar o anda sizle. O, hani bir göz teması kurmadan da ruhen bir temas kurulursa reji masasıyla. O kadar bir olmak gibi. Muhteşem şeyler oyuncu, çıkar ortaya. Evet. Yönetmen, görüntü yönetmeni bir bütün gibi adeta. Evet. Yani o kadar hesaplayıp provalarını günlerce, aylarca yapsanız da olmayacak şeyler inanılmaz bir mucizeyle olabilir. 30 saniyenin içerisinde inanılmaz görsel şovlara dönüşebiliyor. O yüzden de sinemanın böyle bir akışı var. Oraya bırakmak ve teslim olmak gerekiyor. İş ki neyi anlattığını, niçin anlattığını, kime anlattığını bilsin yönetmen. Sen büyük küçük demeden istediğin, sevdiğin bütün rolleri oynadığın göz önüne alınırsa rolün küçüğü büyüğü olmaz diyen rol bir aktörsün evet, zaten. Evet. Yani ya birbirinden güzel yapımlarda birbirinden farklı karakterlere hayat verdin ve hiçbir yerde diye bir sinema filmi, başkası Derviş var.
Maru. Maru. Neredesin Firuze? O çok ya, güzel. Sempatikti. O çok eğlendiğimiz. Kabadayı. Kabadayı. Made in Europe. O da sürprizdir mesela. İşte sinemanın sürprizidir benim için Made in Europe. Bu Smela'nın şifresi enteresan. O da memlekete bir selamdı benim ya. Memleketime. İyi ki de yaptım çünkü kendi memleketimde, kendi ait olduğum, doğduğum topraklarda yaptığım tek iki işten biriydi. Evet, o şey devamı da geldi onun. İki tane daha çekildi. Çoğu zaman şeyle karıştırıyorlar da Oflu Hocalar'la. Ha, ben Oflu Hocalar'da oynayamadım. Ben sadece Sümela'nın şifresi, Moskova'nın şifresi. Moskova'nın şifresi. Şimdi bu filmler sahiden çok sempatik. Diziler var çok. Evet. Yarım Elma. Haziran Gecesi. Orada misafir oynadım. Yarım Elma var, Ezo Gelin var. Hırsız polis var. Çok var. Aşk yakar. O kadar çok var ki benim de aklıma geliyor. Diğer Yarım var. Yerden Yüksek var gene TRT'de. Mavi Kelebekler. O da TRT'de. Mavi Kelebekler gerçekten enteresan. Bakın orada enteresan. Da bir kendi kendime bir metot bulmuştum ben. Kötü adamdı o. Evet, Sırp bir adam. Evet. Bayağı kötü. Zordu. Evet. Sadece o dönem elimizde işte internette var olan videolardan görebildiğimiz şeyler vardı. Benim oynayacağım kısım. Karakter için. Tabii ki Türklerin olduğu yeri zaten biliyoruz da onların içerisindekileri... Bosna Savaşı'ndan söz ediyor. O hepimiz için büyük bir acı. Çok fena. Çok. Üstelik ben o dönem buna hazırlanırken neler yaptıklarını o kadar fazla gördüm ki öyle canım acıdı ki. Ama iyi taraf, neden bu kötü adamı oynadınız diye sorduğunda... Ama nasıl bu kadar başarılı oldun? O kadar canımı acıtmıştı ki göstermem gerekti. Tam hakkını verdin. Bir yol buldum kendime, onu anlatmadan geçemeyeceğim. Lütfen. Çünkü bu oynayacağım adam kandan beslenen bir adamdı. Ve siyahlar giyiyordu falan ve şeyi fark ettim. Tıpkı o Hollywood yapımlarındaki vampirler gibi yani. Hmm. Ve onlar hep gözleriyle, aslında çok büyük şeyler yapmadan gözleriyle bütün... O tehlikeyi gösterebiliyorlardı. Bir vampir gibi kurup hikayeyi. Onun gibi simsiyah giyiniyordu o da. Ve ben de sadece bakışlarla oynamaya başlayınca korktuğum çok an oldu kendimden. Ama doğru yerde olduğumu da fark ettim. Çünkü etraftakiler de etkileniyordu. O kıymetli bir şeydi. Demek ki doğru gösterdim. Ve oynadığınız adam gerçek bir adamdı. Ve inşallah... Hak ettiği şeyi bulmuştur yani. Eminim, bulmaz olur mu? Mavi Kelebekler dizisi ve Moskova'nın şifresi. Aynı döneme denk gelmişler. Evet, aynı anda yayına çıktılar. İkisinden bir kolaj yaptık. Birisi dram, az önce söylediğin o kötü karakter. Biri de komedi. Mavi Kelebekler'den görüntü görmeyeli çok olmuştu. Merak etme. Bak şimdi göreceksin kendini. Ne yazık ki... Müslümanların ağzına bakan, onlarla beraber hareket eden yardakçı Sırplar da var. Ne derler iyi bilirsiniz. Kardeşine kardeş gibi davranmayan bir yabancıya efendi der. Boşnaklara efendi demek ister misiniz? Hayır. Anlamadım. Hayır. Ama onlar sizin efendiniz olmaya talipler. Üstelik sizin topraklarınızda. Göreceksiniz, bu boşnaklar yarın öbür gün topraklarımızı elimizden almaya kalkışacaklar. Laturgay kardeşim, İngilizce yok, Rusça yok. Bu Abramovic'e biz kime soracağız? Muhtara mı soracağız? Lan ne var İngilizce'de? Ben bilirim onu. Lan nereye bilirsin ya? Lan ne diyorsun sen ya? Lan ben liseyi 6 yılda bitirdim lan. Yüksek lise mezunu sayılırım. Ben master'ımı da hastırımı da lisede tamamladım. Ya git işini. Lan Temel. İngilizce'de de nedir ki? Her kelimenin sonuna ing ekliyorsun. Ağzını daha boyla yamultuyorsun. Oluyor sana İngilizce. Ya iki ayrı, o kadar farklı iki karakter ki insan etkileniyor. Senin Smela'nın şifresinden bir anın varmış. Hayır, bu film şu kadar kişi yapacak diye. Onu ya o çok, o da işte çok enteresan. Tam Smela'nın çatısında.
Ve bende ciddi bir yükseklik korkusu var. Sahi. Çok hem de. Orada durmam mucize. Ben orada böyle ayakta dururken Alper Kol damdan dama atlıyor böyle. Ben fena oluyorum. Ne olur sakin ol diyorum ona. Tam o an bir güvercin mi bir ne olduğunu bilmediğim bir kuş arkadaşımız şurama bir şey bıraktı. Hani talih kuş olarak. Ben dönüp bütün şeye sette 2 milyon seyirci dedim. Bak şimdi. 1 milyon 970 bin yaptı o film. Tam durmuştun ama. O anda içinden geldi. Çok acayip. Yani. Keşke ama 5 deriz... milyon deseymişim. İnşallah o da olur. Deriz ya hep talih kuşu evet. diye. Mutlaka denenmiş bir şeydir o da. Ama senin 2 milyon demen çok enteresan. Son yer aldığın iki diziden de söz edelim istersen. O da Menajerimi Ara ve Gönül Dağ. Çok tatlı. Ondan da görüntülerimiz var. Önce izleyelim tamam, istersen. Tamam olur. Ayıptır Fikret. Böyle yol kesmek falan. Haram mısınız siz? Namus düşmanı olmak da neyidir? Şu laflarına dikkat et. Ben namussuzluğumuzu gördüm. Aç yolu gidelim haydi. Arabada yolcum var. Hepsi de emanetimdir. Hepsini gideceği yere kadar götürmek de boynumun borcu Fikret. Sana demiştim ben Sefer. Zahide'den uzak dur dedim. Namusundan uzak dur dedim. Ben de sana cevabını vermiştim Fikret. Adam olan lafı ikiletmez bir kere de anlar. Şu koskoca uçsuz bucaksız bozkırın ortasında bir sen varsın Sefer. Bir de biz. Yok ben ilk sezondan sonra izlemedim. Ha öyle mi? Ya. Baba telefonu versene oyun oynayacağım. Olmaz oğlum şarjım az. Bitecek birazdan. Ya. Ya tamam gel bakayım sen. Erdem biraz anneye mi versin? Yok. Annemizi yormuyoruz. Üzmüyoruz değil mi oğlum? Ha? Tamam. Tamam o zaman ben devam edeyim şimdi. Attır kılıçtır zaten onlar sende var. Söylememe gerek bile yok. Tırmanma sahnesi var. Bunu da yaparsın. Zaten askerliğini komando olarak yaptın. Çok rahat yaparsın diye düşünüyorum. Başka? Hah! Motosiklet var. Motosiklet. Motor? Yok oğlum ben motor kullanamam. Motosiklete. Ama gerçekten de motor kullanmayı bilmiyorum. Motosiklet kullanmayı bilmiyorum. Oraya da denk gelmişti. Orada öğrendim ben de. Ya sette öğrendiğimiz çok malumetler evet. Ben de bisiklete binmeyi sette öğrenmiştim. Menajerim Ara çok güzel bir diziydi aslında. Yani oyuncuların hayatında çok önemli olan menajerlerin gözünden anlatıyordu hikayeleri. Sen neler söylemek istersin o diziyle ilgili? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere çok... Çok içimize girdi çok içimizden, yani. Çok mutfağı anlatan bir evet. işti. O yüzden... Herhalde benim gibi her böyle konuk olan oyuncu eğlenmiştir ve iyi hissetmiştir o sette kendini. Çünkü güzel bir yapımdı. Ama Gönül Dağı'nda ilk onu seyrettim ya bayağı kötü bir karaktersin orada. Şimdi aslında o kötü karakterler ya, için... Denmez. anlat sen anlat. Ben kötü anlatayım. Karakterler için söylemek istediğim şey şu. Ben çok böyle salt kötü olan bir şey oynamak istemiyorum. Amaçsızca yazılmış kötüyü oynamak. Her kötü dediğimiz karakterin aslında... O karakterin tarafından baktığımızda bir haklılığı olmalı. Bir onu kötü kılan bir unsur olmalı. Benim orada oynadığım Fikret'in de öyle bir durumu vardı. Kötü karakter dediğin mutlaka onun açısından baktığımız zaman anlayabildiğimiz, evet. hak verdiğimiz olmalı dedin. Salt kötü karakteri oynamak istemiyor. Evet, sırf kötü olsun diye yazılmış bir kötüyü oynamak. Değil mi? Hiçbir şey. Ya çok can sıkıcı bir şey. Evet. Bunu da niye yapıyor yani? Bir temeli olmalı. Evet. Eğer onu anlıyorsak o zaman rol giderek daha avantajlı evet. olmaya başlıyor. Çok şey renkli evet. oluyor. Açıyor seni ve seyirci de çok seviyor o evet. karakteri. İzlemeyi. Kötü de olsa seviyor. Evet evet. Çünkü belki bir zeka var orada. Hı-hı. Belki bir çaba var. Böyle anti kahramanlar vardır ya. Var, işte, var. Seyircinin de sevdiği. Evet. Gereklidir hikaye için çünkü. Çünkü hayatın içinde de iyiler ve kötüler var. Ama var. Ne taraftan baktığınıza bağlı o iyiler kimler, ya, kötüler kimler. Evet. Ne taraftan baktığınıza bağlı ne güzel, ne doğru bir şey söyledin. Senin çok şahane bir tanımlaman var oyuncular için. Ben de çok katılıyorum. Her iyi aktöre ya da aktriste... Oyunculuktan ziyade değişebilenler. Değişebilenlerden olmaktan yanayım. Değişebilenlerle her gün her yerde birlikte bir dünya şey üretebiliriz.
Sen de maşallah. ne kadar ne kadar değişebildiğini, ne kadar güçlü bir aktör olduğunu. Kostümümü çıkarmayı seviyorum çünkü. Kostümle devam etmiyorum hayatta. Ondan o. Televizyonda korkularım varmış. O korkular nedir? O çok ciddi. Neden? Çünkü televizyon herkesin evine, herkesin hayatına hiçbir şey sormadan girebilen bir kutu. Evet, doğru. Ve orada doğal olarak da şu anda bile cümlelerimizi seçerek kullanıyoruz. Hı. Çünkü o kadar önemli bir şey ki bu. Burada benim kuracağım tek bir cümle, fütursuzca kuracağım tek bir cümle bir sürü hayatın bakış açısını değiştirebilir, bambaşka şeylere sebep olabilir. Ve o yüzden de televizyon korkarak ama doğru şeyi yapmak adına korkarak baktığım bir kutu. Evet, yani orada otokontrol şart bir anda. Ehliyet şart bence. Ehliyet şart. Evet. Çünkü o kadar fütursuzca insanlara uzatılan mikrofonlar özellikle o 90'lı yıllarda öyle yanlış şeyleri, öyle yanlış bilgileri doğru olarak geçirdi ki hayatın hı-hı içerisinde. Yanlış yol alan, yanlış büyüyen bir sürü karakter oluştu hayatın içerisinde. Evet. Belki biliyorsunuzdur Yeditepe zamanında bunu daha da iyi ben fark ettim. Sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu. Onu soracaktım ben. Sanatçının topluma karşı sorumluluğu var mı diye bir sorum vardı. Yani ona katılıyor musun? Çünkü bir hikayem var. Onu dinlemek istiyorum senden. Çok güzel bir örnek çünkü. Evet. Evet. Bir sanatçıların topluma karşı sorumluluğu var. Çünkü biz onların aynasıyız. Aynen. Değil mi? Ayna tutuyoruz onlara. Yüzlerini görebilsinler diye. Beğenmezlerse yüzlerini değiştirip yeni bir çehre takılsınlar diye. Bu da benim sahnede bir tiyatrum. Evet, çok yerine oturdu şu anda. Bu İzmit depremiyle evet ilgili. 99'da o deprem olmuştu ve deprem sonrası biz Yeditepe İstanbul'u çekiyorduk televizyonda. TRT'de. Ve Kocaeli'de öyle büyük bir travma oluşturmuştu ki bu deprem. İnsanlar ailelerini kaybetmişti. Korkunç. Yalnız kalmışlardı hayatın içerisinde. O yüzden de insan ilişkileri, komşuluk ilişkileri, hayattaki ilişkilerini unutmuşlardı. Ve Kocaeli Üniversitesi çok insani bir şey yapmaya başlamıştı. Bu aileleri topluyordu üniversiteye. Bayağı psikolojik destek vermek tabii adına ki çok büyük profesörlerle o ilişkileri hatırlatmak adına seminerler düzenliyorlardı. Ve Yeditepe İstanbul dizisinden de yardım istediler. Hani buraya çünkü gelir misiniz? Çok seviliyordunuz. Burada olur musunuz? Ben ilk katıldığım söyleşide o, demek benim şansım bu. Çok başında fark ettim bunu. Sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu o gün anladım. Çünkü insanlar yeni unuttukları o hayatı, yeni hayatlarını Ömer'le, Hava Ana'yla, Yusuf'la şekillendiriyorlardı. O zaman işte benim için korkunç bir şey bu. Yani 24 yaşında, 26 yaşında bir çocuğun sorumluluğunu bu kadar çabuk fark etmiş olması çok ağır bir sorumluluk. Ve çok dikkatli olmaya çalıştım. O yüzden de hayatımda sadece oynadığım işlerle ekranda oldum. Sadece yaptığım üretimlerle göründüm. Magazinde de görüneceksem yaptığım işle göründüm. Çok başka bravo bir şeye girmemeye çalıştım. Çünkü bu benim en büyük rol önemli model alıyorlar evet sevdikleri sanatçıları. Evet. Hep kariyerinden söz ediyoruz çünkü çok güzel, çok dolu. Ama Arte Gün adında bir oğlun var senin. En büyük kariyerim o aslında. Ya. Evet var. Çok ilginç bir isim Arte. Değişik. Arte Lazca. Arşe'de. Lazca. Selam olsun diyorsun sen doğduğum bir topraklara. Lazca tek ışık demek. Tek ışık. Ama dünyada da Latince'de de sanata denk düşüyor. Ve diyorum ki Lazlara bakar mısınız? Sanata tek ışık görmüşler. Ama öyle. İkinci ismi de Gün. Yani Arte Gün. Güzel bir isim. Allah bağışlasın. Baba olmak hayatında neler değiştirdi sence? Çok şey değiştirdi. Değiştiriyor değil mi? Bir kere o hani 24 yaşında Yeditepe'nin bir üniversitede verdiği semineri
hayatını değiştirmesinden üstüne bir taç koyuyorsunuz. Bir hayat yetiştirmeye başlıyorsunuz. Ne demek? Ve ne yaparsan aynını yapan bir şahıs var karşınızda. Çünkü çocuklar görerek öğreniyorlar değil mi? Ve şimdiki çocuklar bir de çok fena zekiler. Çok. Çok. Yani bir zamanı yakalamak adına baba olmak çok şans verici bir şey. Çünkü yanınızda sürekli zamanla birlikte büyüyen biri varsa zamana ayak uyduruyorsunuz ve geri kalmıyorsunuz. Kalmamayı öğreniyorsunuz. Evet. Onun nasıl bir şey oldu? Hele mizah. Mizah çok çabuk eskiyen bir şeydir. Oğlumu güldürebilirsem hala güldürebilirim herkesi diye umut ediyorum. Çok ve onun şakalarıyla ortak olmaya çalışıyorum. Ondan çok şey öğreniyorum. Bugün babalar günü biliyorsun. Evet. Tüm babaların, baba adaylarının ve senin babalar günün kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Ben çok güzel bir adamın oğluyum. Ben hayatın ona sunduğu tüm dezavantajlara rağmen dört eliyle sarılmış, hiçbir zaman pes etmemiş. Ne kaybederse kaybetsin, ayakların üzerinde durmaya çalışmış, sürekli gülen bir adamın oğluyum. Umarım bir parça benziyorumdur ona. Ama ben de öyle bir adam yetiştirmek için eminim. Devam ediyorum. Ne mutlu sana, ne mutlu sana. Tekrar tiyatroya dönelim. Evet. 1987 yılından beri tiyatro yapıyorsun. Evet. Ama eminim tiyatro senin için çok şey ifade ediyor. Çok. Ama mesela tek cümleyle bir tiyatro desem sana. Ben derim. Bir sürü oyunun var. Çapraz aşklar. Ağır roman var. Aman. Testosteron var. Havadan sudan. Hava sudan sudan var. Sınır. Sınır var. Çok var. Çok var. 87, 2022. Ya. Arada iki sezon vardır oynamadığım. Bir sezon ancak o kadar. Evet. O da çok büyük kayıptır benim için. Kayıptır diyorsun. Olmaz olur mu? Bir oyuncu için sahneye çıkamamak, oynamamış bir sezon geçirmek, özellikle işi tiyatro olan bir aktör için boşa geçmiş zamandır. Çünkü bizde eğitim bitmiyor. Vereceğimiz son nefese kadar her gün bir şey öğreneceğiz. Ya. Her gün bir şey koyacağız üstüne. O yüzden de keşke oynasaydım o sezonda diyorum. Telafi edersiniz. Aynı sezonda iki oyun oynadığım oldu ama o gene de boş geçmiş bir sezondur işte. Olsun. Sağlık olsun da. 2011 yılında Agatha Christie'nin romanından uyarlanan Fare Kapanı. Fare Kapanı bir polisiye oyun. Bir çok defalar dünyada oynanıyor. Hala da oynanıyor galiba. Hala da oynanıyor. Belki de rekorlara giriyor. Orada bir İngiliz komiseri oynadın. Trotter. Trotter, evet. Bayağı oldu. İsmini unutabilirim. Görüntülerimiz var tiyatrodan. İşte ben de bunu sizden öğreneceğim. Çünkü komiser Hopkin'a göre burada bulunanlardan biri Longbridge çiftliği vakasıyla bir ilgisi var. Şimdi söyler misiniz bana? Longbridge çiftliği vakasıyla herhangi bir ilginiz var mı? Bay Rassi. Hayır. Sizin bayan? Hayır yok. Peki hizmetçiniz? Hizmetçiniz yok. Bakın benim mutfağa gidip işleri halletmem gerekiyor. Benim mutfakta durursun. Tamam bayan Rassi. Şimdi bana teker teker isimlerinizi söyler misiniz? Hayatımda böyle saçma şey duymadım. Biz buraya gelen misafirleriz. Üstelik geri geldik. Çevreye ve her şeye yabancıyız. Doğru. Fakat buraya gelmeyi daha önceden kararlaştırmadınız. Evet. Eğer öyle olmasaydı telefona yarayırdı. Evet. Yalnız Bay... Baravici. Yarayırtmadım. Sebebini açıklayayım. Buraya gelmeye hiç niyetim yoktu. Ancak arabam karda mahsur kalınca mecbur kaldım. Anlıyorum. Bakın. İçinizden herhangi birini takip eden biri varsa buraya geldiniz. Burada yara yıktınız ve burada kaldığınızı öğrenmiş olabilir. Öncelikle öğrenmek istediğim şey, aranızda hanginizin uzaktan ya da yakından Longbridge çiftliği vakasıyla bir ilgisi var? Polisiye oynamak da zor olmalı herhalde değil mi? Tektir hayatımda sahne polisiye. Akla Kara Tiyatrosu'nda oynamıştık bu oyunu. Bir Agatha sezon... Christie galiba kendi romanından tiyatro oyunu çevirdi. Kendi oyunlaştırdı evet. Bravo. O zamanlar dünyada en çok oynanan oyundu. En uzun süredir oynanan oyundu. Hala öyledir Allah bilir. Çünkü bunun üzerine İngiltere'de bir festivali var galiba. Dünyada oynanan ekipler
oraya gidiyor ve bir araya geliyorlar. Çünkü bu sürekli oynandı. Bir oyun. Şimdi bir oyununuz var. Evet. Biraz sezona geç başladınız. Evet. Tehlikeli ilişkiler. Evet. Ve çok memnun olurum biraz söz edersen. Edeyim. Kartal Sanat'ta tekrar yapıyoruz oyunumuzu. Sevgili Nihat Nadi Ülger'in yönettiği Eylül Öztürk, Nur Erkul, Timur Ökkebaş ve benim oynadığım Tehlikeli İlişkiler aslında bir absürt komedi. Ama yer yer vodvilde oluyor, yer yer kara mizahta oluyor, yer yer drama ya da döndüğü anlar oluyor. Ama severiz biz seyirci olarak. Çok. Eğleniriz yani. Ama yani gerçek bir hikaye olamayacak kadar. Absürt. Ama gerçekte de olabilir duygusuyla da çıkartıyoruz seyirciyi. Çok şey yani. İnşallah önümüzdeki sezon devam edecek. İyileceğiz, oynayacağız inşallah. Sen aynı zamanda eğitim de veriyorsun değil mi? Zaman zaman. Gençlerle ilgili neler söylemek istersin? Yani onları nasıl buluyorsun? Çok iyiler. Gümbür gümbür. Aslında eğitim aramızda kalsın. Eğitim almak için eğitim veriyorum. Onlardan öğreniyorum. Çünkü onlardan da ilham alıyor tabii insan canım, değil yani mi? Yani onların dünyası geliyor. Evet. Onların çağı. Evet. Ve onların çağında yasak koymamak gerekiyor onlara. Siz yapın. Müthiş. Evet. Ben de yakalarsam ucundan birlikte yaparız. Ne güzel olurdu. Harikasın. Aslında yani eğitim tabii ki çok önemli. Ama okumaları gerekiyor. İşte bol bol okumaları gerekiyor. Okusunlar. Hiçbir şeyi reddetmeden okumaları gerekiyor. Ön yargılarını bir kenara bırakıp her şeyi izlemeleri gerekiyor. Ya ben bu tarz filmlerden hoşlanmıyorum. Bu tarz oyunlardan sıkıl. Sıkıla ama, sıkıla izle. Evet. Çok şey öğreneceksin. Mutlaka onun da bir nedeni vardır. Sohbetimizin yavaş yavaş sonuna yani, geliyoruz. Çok daha yeni başladık. Ya değil mi? aslında oyunculuk dediğimiz şey, az önce kendin de söyledin. Gençlerden de çok şey öğreniyorum diye. Hep çırak olarak evet. kalıyoruz değil evet. mi? Evet. Ne güzel söylediniz. Öyle. Hayatın da çırağıyız. Ya aslında canlandırdığımız karakterler üzerimize giydiğimiz bir kıyafet. Onda da bir sürü şey öğreniyoruz aslında. Evet. Mesela canlandırdığımız şey karakterlerden tabii de öğreniyoruz. Bir şey okuduğunuzda kafanızda bir şey canlanıyor. Üç aşağı beş yukarı. Ama onunla ilgili bir kostüm tasarımı yapıldığında o kostümü şöyle üstünüze aldığınızda her şey değişebiliyor. Bambaşka bir tonlamayla da devam edebiliyorsunuz. Değil mi? Bambaşka bir yolculukla da devam edebiliyorsunuz. Sonra saçınıza bir şey yapıyorlar. Mesela gençken çok etkileniyordum. Saçları şimdi artık boyamaya gerek kalmıyor. O zamanlar şöyle beyazlaştırıyorduk. Birazcık yaşça büyük. Daha olgun görünmek için. Bir hüzün çökerdi içime. Bir değişirdi o rengi görür görmez. Ya. Karakter de değişirdi o yüzden. Okurken de kıyafeti, kostümü giydiğinde, ete büründüğünde işte karakter başka bir şey olabiliyor. O yüzden her şey dediğiniz gibi size yol gösterici ve öğretici olabiliyor. O zaman seni bunca yıldır mesleğinde ayakta tutan olmazsa olmazın nedir desem? Heyecanım. Değil mi? Onu kaybetmemek lazım. Onu sadece bizim işimiz için geçerli olduğunu düşünmüyorum. Değil mi? İnsan hiçbir zaman yaşama heyecanını kaybetmemeli. Her andan, her saniyeden ne yapıyorsa yapsın, nasıl kötü bir durumun içine düşerse düşsün, heyecanını yitirmeden ben bunu da yaşamam gerekiyormuş diyerek tutunmalı hayata. Ruhi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Ne güzel şeyler söyledin. Sağ ol canım. Siz çok sağ olun. Tekrar sağ olun. İyi ki hoş geldin. Çünkü sizler bunu söylemem gerekiyor. Aramızda çok ciddi bir şey yok. Öyle kuşak farkı yok. Vardı. ama sizin o muhteşem kuşağınız bize birçok duyguyu, birçok şeyi öğreten kuşak oldu. Bizim rehberimizdiniz. Umarım biz de rehber oluruz birilerine. Elbette. Elbette öyle olacaksınız. Sevgili seyircilerim, her şeyin bir zamanı, her şeyin bir nedeni ve bedeli var. Yaşanması gerekeni yaşıyoruz sadece. Yaşadıklarımızı ve yaşayacaklarımızı sevgiyle, yürekten kabul ederek devam edelim hayata. O zaman göreceksiniz ki hayatınızın mucizesi sizsiniz aslında. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.